Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Evet, bugün ağırlayacağımız konuğumuz MEK Kuaför Gülizar'dan salon sahibi Sayın Gülizar Boyacı. Hoş geldiniz Gülizar Hanım. Hoş bulduk. Evet Gülizar Hanım, öncelikle biz Gülizar Boyacı'yı tanımak istiyoruz. Sonrasında MEK Kuaför'e döneceğiz. Buyurun. Gülizar Boyacı, kuaför olarak çalışıyorum. 26 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işle var oldum, bu işle devam ediyorum. Evet. Erenköy'de iş yerimiz var. Orada devam ediyoruz. 26 yıl çok uzun bir süre. Kendi alanınızda artık bir duayensiniz. Yani bir sanatkarsınız diyoruz. Çünkü saçla uğraşmak, insan bedenindeki herhangi bir detayla uğraşmak sanata yatkınlığı gösterir diyoruz. Evet, kesinlikle öyle. 26 yıl bazen çok kısa bir zaman, bazen de çok uzun bir zaman. Ama 26 yıl bu işin içinde olunca hakikaten yani her şeklini, her şekille uğraşmış oluyorsunuz. Sanat olarak değerlendiriyorum ben de zaten. Çünkü insan üzerinde yaptığınız bir değişim. Kesinlikle. Ciddi bir değişim. Sadece görsel değil aslında. Hem ruhsal hem görsel bir değişim yaşatıyorsunuz insanlara. Çok zevkli, çok keyifli bir meslek diyeyim. Evet. Yani çünkü ben işimi çok severek yaptığım için her zaman bana üretici, yaratıcı, yeni, yani tarif etmek çok zor aslında. Ama gözleriniz zaten tarif ediyor mesleğinize olan aşkınızı. Pırıl pırıl parlıyor gözleriniz mesleğinizi ederim. Anlatırken. Ve işte biz bayanlar da zaten bilirsiniz. İşin içindesiniz. Ancak bu şekilde mesleğini seven ve mesleğine bu kadar güvenen kişilere emanet edebiliyoruz. Ya kesinlikle öyle olması gerekiyor. Gerçekten bu iş sevildiğinde, sevilerek yapıldığında çok daha özel, çok daha değerli. Sevmeden yapmak mümkün değil bu işi. Evet. Çünkü aslında birçok artılarının yanı sıra eksi tarafları da var. Çok zor değil mi? Zor. Birebir insan ilişkisi. İnsanı önce anlamanız gerekiyor iyi bir şey yapmak için. Onun hayalindeki, beynindekini ortaya çıkarmanız lazım. Ki mutlu olsun. Mutlu etmek için çalışıyoruz. Para kazanıyoruz bu işten. Evet. Dolayısıyla kolay değil. Her meslek gibi. Kesinlikle öyle. O yüzden sanatçı dedim. Az önce söylediğiniz gibi ne düşündüğümüzü ve o düşündüğümüzün bize yakışıp yakışmayacağını uygulayabilmek, ortaya hakikaten çok düzgün bir şey çıkartmak çok zor olsa gerek. Ama işte bu da mesleğinizin incelikleri. Evet, şimdi MEK Kuaför'e dönelim mi? MEK Kuaför'ü fiziki olarak bir tanıyalım istiyoruz. 16 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum. 26 yıldır bu işin içindeyim. 16 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum. İlk başladığımda çok küçük 3 koltuklu bir salonum vardı. Sonra işte biraz daha büyüdük, biraz daha büyüdük. Şu anda 125 metrekarelik bir butik bir salon. 14 tane koltuğumuz var. İşte makyaj, saça dair her şey. Bakımlar, saç bakımları. Böyle bir salon. Evet. Erenköy'de. Erenköy evet. Tüccar başında. Hep aynı yerdeydik. 16 yıldır. Evet. Böyle sadece bayanların çalıştığı bir yer bizim salonumuz. Yani kuaför olarak sadece bayanın olduğu İstanbul'da, Türkiye genelini söylemiyorum ama İstanbul'da çok az yer var. Biz onlardan bir tanesiyiz. Bu da bize tabii ki avantaj sağlıyor. Ben de çok mutluyum sadece bayanlarla çalışıyor olmaktan dolayı. Evet. Özel kılıyor bu sizi. Kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? 8 kişi ekibimiz var. Evet. Hepsi bayan. Sadece valemiz hariç. Kapıda bir tane valemiz var. Onun dışında 8 kişilik bir ekibiz. Bazen çoğalıyoruz, bazen azalıyoruz ama 8'den aşağıya inmiyoruz. Evet. Butik bir salon olduğumuz için
böyle biraz daha kaliteli, biraz daha düzeyli, seviyeli bir iş ahlakımız var. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Stajyerlerimiz var zaman zaman gelen. Onları saymıyorum tabii. Onlar geliyorlar, gidiyorlar okullardan. Böyle ben bu meslekte biraz eğitmenlik tarafım da var. Dolayısıyla okullarla da çalışıyoruz. İşte meslek liseleriyle, çıraklık eğitim merkezleriyle. Oralarda zaman zaman eğitimler veriyorum. Artistik Kuaförler Derneği'nin bizim kuaförlere ait özel butik bir dernek orası da. Orada arkadaşlarımızla beraber meslek liselerinde eğitimler veriyoruz. İstiyoruz ki bu işe gönül koyan gençler en iyi şekilde yetişsinler. Çünkü bizim mesleğimiz bazen zaman zaman gerçekten hak ettiği değerde olmadığı için biz diyoruz ki yeni nesil iyi yetişsin, kaliteli yetişsin, doğru öğrensin her şeyiyle. Evet. Oturmasından, kalkmasına, müşterisini karşılamasından yaptığı servise kadar iyi öğrensinler istiyoruz. O yüzden öğrencilerimiz de var yanımıza gelen, giden, çalışan. Böyle. Ne kadar güzel. mesleğinizi bu kadar severek, isteyerek aktarmanız yeni nesillere, yeni jenerasyona. Belki de yepyeni, hiçbir şey yapmazken meslek edinmek isteyen insanlara bunu bu kadar büyük bir sevecenlikle aktarmanız çok hoş gözüküyor. Peki gelecekte workshop yapmayı düşünür müsünüz bu konuda? Şöyle saçla ilgili, saça dair görsel bir takım daha öncesinde işte eğitimlerim, şovlarım oldu. Olmaya da devam ediyor bunlar. Büyük şovlar, saçlar. Ama artık hani belli bir yerden sonra ben biraz daha bir de başka bir boyutundan denemek istiyorum. Yapmak istiyorum. Denemek demeyeyim. Denemelerim var. Yapmak istiyorum. Yazmak istiyorum. Yazmak. Yazmak istiyorum. Mesleğinizin inceliklerini mi? Ayrıntılarını mı? Ya aslında hem incelikleri, ayrıntıları hem de kadının her hali. Çok güzel bir konu ve aslında size ne kadar yakın bir konu. Tam onu söyleyecektim. Depresyona gireriz. İlk soluğu aldığımız yer kuaför salonları olur. Küçük ya da büyük bir derdimiz olur. Kuaföre geliriz, sizlere anlatırız. Ve hakikaten de bir psikolog kadar, bir psikoterapist kadar yardımcı olmaya çalışırsınız bize. Bizi her halimizde tanırsınız. Evet. Bunları mı yazacaksınız? Evet, bunlar da var. Yani kadının bir sürü kimliği var. Her insanın olduğu gibi kadının da. İşte sizin de dediğiniz gibi canı sıkkın olur, kuaföre gelir kadın. Mutlu olur, kuaföre gelir. Aslında dertleşmek ister, kuaföre gelir. Yalnız kalmak ister, kuaföre gelir. Hep söylerim ben bunu. Bir tek hani ilk akla gelen kadın depresyona girdiğinde kuaföre giderdir. Değil aslında. Kadın herhalde kuaföre geliyor. Yani çok özel bir gününde de geliyor. Sevgilisiyle evet. Buluşacağı zaman da geliyor. Kocasıyla kavga ettiğinde, sevgilisiyle kavga ettiği zamanda da geliyor. O yüzden her halini biz tanıyoruz kadın. Evet. O yüzden de bu hallerin ruh halini, kadının hallerini yazmak istiyorum. Ne kadar güzel. Başladınız mı peki? Başladım. Daha hiç yayınlamadım aslında. Bunu ilk defa da burada söylüyorum. Bunu yayınlayacağımı, başlayacağımı. Ne olur bilmiyorum ama denemek istiyorum. Ne evet. kaybederim diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten 26 yıllık bir şey var, doluluk var. Evet. Biz üreten insanlarız, sanatçıyız çünkü. Sanatın, o da bir sanat, yazmak da bir sanat. Bir de o tarafından üretmek istiyorum. Çok güzel bir düşünce ve bunu ilk kez bizimle, evet, izleyicilerimizle paylaşmış olmanız da ayrıca mutlu etti bizi. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü hayatımızdaki bazı ilkleri de ilk sizlerde başlatıyoruz.
Gelin olacağız, sizin yanınızdayız. Nişanlanacağız, sizin yanınızdayız. İşte çocuğumuzun sünneti olacak ya da ilk doğum günü olacak, sizin yanınızdayız. Çok doğru. Kadının her halini tanıyabiliyorsunuz. Sadece üzgün olduğu anları değil, mutlu olduğu anları, neşeli olduğu anları, her halini tanıyorsunuz ve bunları kaleme alacaksınız. Almaya da başlamışsınız. Çok da başarılı bir eser olacaktır. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kız çocuğu doğuyor. Aslında 2 aylık, 3 aylıkken bile kuaföre geliyor. Ve biz, hani 26 yıldır ben bu işin içindeyim. Yani bugün doğduğu andan itibaren 26 yıl geçmiş, 26 yaşına gelmiş insanlar var. Biz hala onlara servis veriyoruz. İlk saçını kesiyoruz. İlk okula giderken saçını yapıyoruz. İlk işte gösterisine çıkacağı zamanki heyecanını yaşıyoruz. Mezuniyetini yaşıyoruz. Üniversitesini yaşıyoruz. İşte sözlenmesi, nişanlanması, evlenmesi, doğum yapması. Ya çok hepsinde ayrı ayrı böyle bir şey var. Ruh var, heyecan var, coşku var. Panik var, korku var, her şey var. Her şey var. O yüzden çok keyifli zaten. Hani herhalde ben böyle çok sıkıcı, masa başında olan, sürekli dört duvar arasında böyle hesap kitap yapan bir iş yapamazdım. Yapamazdım herhalde çünkü bunu seviyorum, iletişimi seviyorum. Evet, gerçekten de öyle. Bir de şöyle bir tarafı var bizim işimizin. Çok değerli orası. Çok öğreniyoruz. Çünkü gelen herkes yaşamdan geliyor. Bir iş yapıyor. Bir görüşü var. Yemekte yapıyor, işte yapıyor. Her şey yapıyor ve paylaşıyoruz, konuşuyoruz. O kadar bilgi zenginliğimiz var ki. Herkesten bir şey öğreniyoruz. Bu kadar şanslı olmak herkesin işi değil herhalde. Öyle görüyorum kendimi. Ne kadar güzel. Kendinizi bu kadar şanslı görmeniz, evet, evet, ve mesleğinizin içerisinde şanslı görmeniz tamamen sizin iletişiminizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Çok da başarılı bir eser olacak diyorum kitabınız için. Gerçekten eser olacak. Çünkü bizi okuyacağız orada. Evet. Yani aslında amacım o. Biraz merak, kadınlar bence merak edecekler. Önce hemen kitap olarak, hayalim kitap ama ona şu anda cesaretim yok. Daha böyle küçük küçük şeyler yazıp paylaşmak istiyorum. Ama kadınlar kendilerini okuyacaklar orada. Evet, bu denemelerde belki farkında olmadan hissettikleri şeyleri orada bulacaklar diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bu denemelerde kendimizi bulacağız, ben de eminim. Çünkü o kadar samimi anlatıyorsunuz ki mutlak surette kaleminize de yansımıştır bu samimiyet. Evet, şimdi yine mesleğimizin getirdiklerine ve bu yılın trendlerine dönelim mi, ne dersiniz? Tabii ki dönelim. Neler var bu yıl, neler uyguluyorsunuz? Ya o kadar zengin ki her şey var. Nasıl kıyafetlerde her renk varsa gene saçlarda da her şey var. Bir defa ben hep şöyle derim, siyah ve beyaz. Nasıl bir kadının vazgeçemediği iki renkse, her kadının dolabında siyah ve beyaz kıyafeti varsa, saçta da sarı ve koyu renkler hep var. Evet. Her sene var. Sarının tonu değişir, koyunun tonu değişir. Onlar var bir defa, onlar cebimizde. Onun dışında geçen yıl çok renkli saçlar vardı. Pembeler, fuşyalar, maviler, işte griler vardı. Onlar gene var. Gençlerle de çok yakışıyor bence. Çok güzel taşıyorlar. Bu sene özellikle geçtiğimiz renkler daha böyle çilek renkleri, karameller, tarçın kahveleri, tarçının içinde ışıltılar, sarıların biraz daha ışıltılı halleri var. Kesimlere geldiğimizde kesimde de hep aslında şey vardır, küt vardır, katlı saçlar vardır, bir de kısa saçlar vardır. Evet. Bunlar hep var, bunların üzerinden gene hareketler var. Kahküller var bu sene moda olan. Çok çerçeve saçlar var. Yani saçın önlerinde bir renk sadece, arkası başka bir renk, en önleri başka bir renkler var.
Balyajlar, ombreler zaten var. Yani onlar hep var olacaklar. Böyle çok güzel, zengin. Ben ama hep modayı şöyle değerlendiririm, saçtaki modayı. Her kadının kendi modası vardır. Kendine ait olan bir renk ve saç vardır. Onun üzerinden gitmek gerekir. O yüzden biz salonumuzda imaj danışmanlığı yapıyoruz saça dair. Önce o kişiyi tanıyoruz. Evet. Onun yüzü, yüz şekli, ten rengi, göz rengi, yaşam biçimi, kıyafeti, yaptığı iş, sosyal konumu, bütün bunları önce bir değerlendiriyoruz. Ondan sonra da kullandığı renkler, ondan sonra da ona ait olan yeni saçlar yapıyoruz. Öyleyse mutlak surette tabii ki hayal ettiğimiz saçı ya da makyajı kullanabiliriz ama mutlak surette size danışmamız gerekiyor. Uygun olanı zaten siz belirleyip uyguluyorsunuz. Evet, yani birazcık tabii şu anda çok şöyle bir şey de oluyor. Herkes elinde bir resimle geliyor. Ben evet. bunu istiyorum diyor. Çok da güzel fotoğraflar getiriyorlar hakikaten. Bazen yapmıyoruz. Yapamıyoruz değil. Yapmıyoruz. Çünkü onu kullanmanın bazı işte şeylerinin olması gerekiyor. Her saçın kendine özgü kullanım şekilleri var çünkü. Onu kullanabilecekse kişi yapıyoruz. Zaten seve seve yapıyoruz. İşimiz onları mutlu etmek, onları memnun çıkarmak salonumuzda. Seve seve yapıyoruz. Neden olup neden olmayacağını söylüyoruz. Ama yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok da güzel yapıyorsunuz ki zaten 26 yıldır bu sektörde durmaktasınız. Evet, son olarak bayanlara neler söylemek istersiniz? Gerek mesleğinize dair, gerekse bayanların kendilerini iyi hissetmelerine dair. Ya kadın çok özel. Her zaman için özel yaratılmış zaten. Kadın süslenmek için yaratılmış. Kadın güzel gözükmek için yaratılmış. O yüzden kadınlar kendilerini sevsinler istiyorum. Önce kendilerini sevmeleri lazım. Kendilerini sevdiklerinde zaten etraflarına da faydaları dokunacaktır. Kendilerini mutlu hissedecekler. Bunun biraz yolu da bizden geçiyor işte. Biz de onlara iyi hissettirmek için diyoruz ki gelsinler. Biz onları iyi hissettirelim. Güzelleştirelim. Makyajlarını yapalım. Saçlarını yapalım. Gidecekleri yere özel gönderelim. Kendilerini iyi hissetsinler. Gelsinler, dinlensinler. Kendileri için vakit ayırmış olmaktan dolayı mutlu olsunlar. Mutlu çıksınlar ki etrafa mutluluk yaysınlar. Diyoruz. Çok da güzel şeyler diyorsunuz. Mutlak surette biz de buna katılıyoruz. Yolumuz zaten sizden geçiyor diyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, MEK Kuaför Gülizar'dan salon sahibimiz Sayın Gülizar Boyacı'yı ağırladık. Hoşçakalın.